Su doğumu nasıl yaptırıyoruz? Şimdi öncelikle tanışıyoruz. Gebeler. Tanışıyoruz. Burada bu karşılıklı bir tanışma. Hem gebeler ve eşleri bizden tanışıyorlar, bizi tanıyorlar. Hem de biz onları tanıyoruz. Ve daha sonrasında modern tıbbın getirdiği bütün klasik doğum takibini uygulamaya başlıyoruz. Ve de suda doğum için uygun olup olmadıklarını saptıyoruz. Ama ondan sonra suda doğumun kendi içinde bazı özellikleri var ve bir bilgi gerekiyor. Ve bu bilgilendirme için de doğuma hazırlık eğitimi öneriyoruz. Doğuma hazırlık eğitimi keşke siz doğum merkezinin şartlarından biri. Çünkü ortak bir dil oluşması lazım. Ve ailelerin doğumda sorumluluk alabilmesi için bu bilgiyi doğru almaları lazım. Hem doğumla, doğal doğum, müdahale doğum bunlarla ilgili artı eksileri, hem sezeryanla ilgili artı eksileri, hem de suda doğumla ilgili artı eksileri öğreniyorlar. Ve sonra tercihlerini belirliyorlar. Ve biz bu tercihlere uygun olarak kendi doğum kullanacakları doğum ekiplerini belirliyoruz. Şimdi bu ekip bizim için çok önemli. Çünkü birebir destek önemli. Yani doğumdaki doktorun rolü daha çok patolojilerde ve bütün bu ekibin kurulmasında. Bu ekibin içinde mutlaka suda doğum eğitimini almış bir ebe var. Bu ebe hem ev ziyaretleri yapıyor hem de doğum anında birebir kesintisiz sürekli destek veriyor. Böylece gebe havuza girdiği andan itibaren ve doğumu boyunca hiç yalnız kalmıyor. Doğum psikoloğu ile ilgili çalışmalar daha çok hamilelik döneminde oluyor. Bağlanma, eş ile ilişkiler, aile ilişkileri, doğum sonrasında bakışlar. Çünkü geçmiş travmalar veya geçmiş problemlerin hemen hemen hepsi doğum odasına taşınabilir. Bunu istemiyoruz. Doğumda bilirsiniz odanın temiz olması önemlidir. Ama bir de zihinsel temizlik, daha doğrusu zihinsel sterilizasyon diye bir şey söylüyoruz biz. Zihin olarak da açık, geçmişten, her şeyden kurtulmuş ve geleceğe daha saf bir şekilde adım atacak gebeler lazım. Böylece doğum anındaki korkular da gidiyor. Sonra başlıyoruz doğumu takip etmeye. Ve uygun zamanda, yani özellikle açıklığın belli bir seviyeyi geçtikten sonra ebe buna karar veriyor veya kadının isteğine bakıyoruz. Doğum havuzu zaten şişirilmiş oluyor. Evet, burada ancak şunu vurgulamak isterim. Suda doğum kesinlikle bir hedef değil. Bizim sadece seçeneklerimizden bir tanesi. Bir anne adayı suda doğum yapmak isteyebilir. İçine girer ama bir şekilde iç sesi çıkmak isteyebilir. Çıkabilir, sonra tekrar girmek isteyebilir. Bir kere bu tür bir özgürlüğü her zaman var. Onu öncelikle vurgulamak isterim. Ve bizim de en öncelikli konumuz annenin ve bebeğin sağlığı. Tıbbi olarak bir zorunluluk olduğu zaman her an için biz suda doğum işinden de ekip olarak da vazgeçebiliriz. Ama her şey çok normal gidiyorsa, ebemiz daha evvelden doğum başladıktan sonra gidiyor, havuzu musluk suyuyla dolduruyor ve sıcaklığı yaklaşık 32-36 derecelerde oluyor. Bu ısı anneyi ne üşütmeli ne çok terletmeli, içinde kendini rahat hissetmeli, hareket serbestliği sağlayabilmeli ve doğumda da istediği kadar suyun içerisinde kalabiliyor. Ve doğum anında da isterse dışarıya çıkabiliyor ama kalmak isterse de biz onun devamını için destek sağlıyoruz. Bebeğin de suyun içine doğumunu uyguluyoruz. Şimdi burada ısının derecesi çok önemli. O yüzden bu hizmet veren ebelerin çok iyi eğitim alması gerekiyor. Zaten Keşkesi Doğum Merkezi olarak bu eğitimleri de profesyonellere başlattık. Bu ısının belki 36-37 derecelerden başlıyor ama doğum anında çok aşırı sıcak olması annenin terlemesine, tansiyon düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden çok dikkatli bir takip çizelgemiz var. Bu çizelgeyle takip ediyoruz. Enfeksiyon açısından çok büyük bir sorunumuz olmuyor. Suya ekstra bir ilaç, herhangi bir dezenfektan katmaya gerek kalmıyor. Çünkü hastanelerin suları zaten kontrol edilerek geliyor. Doğduktan sonra doğum anı bir kere çok önemli. Doğum anında bizim görevimiz ekip olarak anneyi yavaşlatmak. Çünkü ne kadar yavaş doğum yapabilirse o kadar yırtığı vesairesi az oluyor. Ve bebek daha sakin gelebiliyor. Ve doğumdan sonra bebek anne kucağına direkt gidiyor kordonu kesilmeden. Çünkü kordondan hala geri gelecek bir kan miktarı var. Ve bu kan miktarının geri gelmesi bebeklerdeki anemiyi, kansızlığı azaltıyor. Ve çocuk doktorlarından daha önceden konuşuyoruz, rica ediyoruz. İlk muayenelerini kucakta yapabilirler mi diye. Böylece doğum sonrası o çok önem verdiğimiz ten tene temas, yani annenin cildiyle bebeğin cildinin yan yana gelmesi kesilmemiş oluyor. Bebeğin hemen kordonunu kesilip başka bir yerlerde bakımına çok gerek kalmıyor.
Çocuk doktorları da bize yardımcı oluyorlar. Baba burada isterse doğum havuzunda genellikle eşinin arkasında oluyorlar. Doğum havuzuna girmek isteyen babalar da oluyor. Bunlar genellikle daha çok yabancı babaların içinde çıkıyor. Kendileri istediği zaman buna da izin veriyoruz. Ve doğum sonrası plasentanın ayrılmasını ise daha çok dışarıda doğum yatağında sağlıyoruz. Arkasından bir saat boyunca anne ve bebeğin mutlaka ten tene temasta kalmasını ve bebeğin tırmanarak memeyi bulmasını ve ilk emzirmeyi kendi yapmasını istiyoruz. Bağlanma çünkü bu. Bağlanma bebeğin giydirilip anne kucağına kumaşların üstünden konması değil. Arada hiçbir şey olmadan cilt ten tene temasının yapılması. Ve daha sonra da odalarına geçiyorlar ve ondan sonra da artık kutlamalar başlıyor.